Mert'le buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hı hı. Ne kadar doğru söyledi kadın. Bence de. İnsan hayatta duygu ve düşüncelerini açık açık anlatabilmeli. Keşke Hakan da bu programı izleseydi. Ah, Kulina Hanım, hoş geldin. Aman, hoş bulduk. Hayırdır Kulina, oyuncaklar dünyasında bir şey mi oldu yoksa? Yok canım, ne olacak? Dünyanın keyfini sürmek sana kaldı da ona sinir oluyorum. Kulina, neden bana kızgınsın? Neden olacak? Burada yan gelip dünyanın tadını çıkarıyorsun çünkü. Ben varken sana mı kaldı yani ha? Ama beni buraya sen gönderdin. Benim insan olmamı istediğini sanıyordun. Ha, insan olmak sana mı kaldı? Sen sersem bir bez bebeksin o kadar. Yakında buna bir son vereceğim. Tekrar oyuncaklar dünyasına geri döneceksin. Artık dünyada ben yaşayacağım. İyi ama sen oyuncaklar dünyasının baş perisisin. Oradan ayrılamazsın. Oradan da. O sersem oyuncaklardan da çok sıkıldım. Yakında görüşeceğiz Nana. Seninle de makbuş. Yok, buna kesin bir şey olmuş. Yine o mendobur şoker bir şeyler yaptı. Muhakkak. Bana da öyle geldi. Kulina bana hep böyle kötü davranırsa o zaman ne yaparız Makbuş? Yok canım. Bu işin altında kesin bir şey var. Bak görürsün. Ay. Allah cezanı vermesin. Pis mendobur. Nanacığım. Sevgili arkadaşım, seni ne kadar çok özledim. Ay canım. Ay, canım. Yapma, ne yapıyorsun, yapışma. Canım benim. Buna kesin bir şeyler olmuş. Kesin numara yapıyor. Kesin numara yapıyor şaklaba. Hadi git buradan. Bak, elime tavayı alırım ona göre. Neden böyle diyorsun Tonton nineciğim? Bıcı 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 bıcı. Ay. Ben sizi çok seviyorum ama. Hadi oradan, hadi. Oyuncaklar dünyasındakiler çok kötü. Benimle oynamak istemiyorlar. Hep kötülük peşindeler. Ben de buraya seninle oynamaya geldim. Hem biliyor musun Nana? Sen insan olacaksın diye o kadar çok seviniyorum ki. İnsan olmak sana çok yakışacak. Kesin bu işte bir gariplik var. Her şey alt üst olmuş gibi. Ya. Burada senin yanında olduğum için o kadar mutluyum ki. Hadi oyun oynayalım ha. Orada Yağmur'un oyuncakları var. Hadi onlarla oyna. Hadi. Peki. Kesinlikle oyuncaklar dünyasında bir şey olmuş. Bu her neyse, Kulina'yı kötü, Şoker'i de iyi yapmış olmalı. İyi de kızım, sen ne yapabilirsin? Kulina olmadan, konsey izin vermeden ne yapabilirsin? Şoker, hadi sen artık git. Hayır, ben burada çok mutluyum. Bak ama, biri seni burada görürse ne deriz sonra değil mi? Senin oyuncak olduğun sırdı değil mi? Gerçek bir insan olana kadar bazı şeylerin gizlenmesi gerekiyordu değil mi? Haklısın. Kusuruma bakma, düşünemedim. Ben hemen gidiyorum o zaman. Canım arkadaşım benim. Kendine iyi bak. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden beni çağır. Senin için canımı bile veririm. Bıcı. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Hadi. Hoppala, bir yaşıma daha girdim. Ne bu? Sizce Şoker'in söyledikleri doğru mu? Ne yani? Şimdi hepimizin sesi çok mu güzel olacak? Oyuncaklar dünyası korosu kuracaksınız sanki. Ha çocuklar, Şoker'in yalanlarına inanmayın. Kim bilir neler planlıyordur. Sen meşhur bir çizgi film yıldızı olamadığın için bizi kıskanıyorsun, öyle değil mi? Doğru değil biz bu. Biz harika bir müzik grubu kuracağız Gorfo, sen derdine yan. Merhaba. Ne haber Gorfo? İkisiniz hazır. Ay, çok heyecanlıyım. Yapma bunu Şoker. Sesiniz bülbül gibi mi çıkacak? Hiç kuşkunuz olmasın. Çok güzel şarkı söyleyeceksiniz. Hatta dünyaya gidip meşhur bile olabilirsiniz. Hadi bakalım. İnanmayın. İçme. İç. İçme. İç. Piero sen de iç. Sen de iç köşeli. Al bakalım. Çok güzel.
kurşuna. Ha, iç bakalım kurşun. İç iç iç. İç. Bu iş bu kadar. Boşuna uğraşmayın patates kafalar. Boşuna uğraşmayın. Hepinizin sesini çaldım. Şimdi bunu götürüp dünyada bir ses stüdyosuna satacağım. Hem böylece sizin o aptal sesinizi dinlemekten de kurtulmuş olacağım. Hayır. Hayır, bunu yapamazsın. Dur gitme. Kendisini geri ver. Lütfen. Şoker, geri dön. Gitme. Kurşun. Ay nerede bu ya? Bağırmaktan sesim kısıldı. Kurşun. Ay nerede bu pilli bebek? Baş peri ona bir mesaj yolladı. Görmedi mi canım? Neyiniz var? Ne oldu size? Konuşsanız ayol. Kuline, Kuline. Golfo, neden konuşamıyorlar? Şoker hepsinin sesini çaldı Kuline. Seslerini mi çaldı? Evet, söylediğine göre dünyada bir ses stüdyosuna satacakmış. Hepsini kandırdı Kuline. Seslerini alıp bir şişenin içine sakladı ya. Bu Şoker'le ne yapacağımı şaşırdım. Başa çıkamıyorum onunla. Tamam tamam, bu işin çaresine bakacağım, üzülmeyin. Ama önce yapmam gereken bir iş var. Kurşun, sen hemen pilli bebeği bul. Tamam, bu sorunu çözeceğim, merak etmeyin. Şimdi gidip biraz oynayın. Evet, sessiz sinema oynayabilirsiniz mesela. Bu çok ayıp ama. Tamam. Hadi, hadi gidin oynayın, hadi. Sinirlenme, hadi, hadi. Bilgin. Şoker, ne yapıyorsun? Hava çok sıcak. Beni de yelpazeyle gel buraya. Hadi. Aferin. Şoker, bana mavi ormandan çiçek topla. Şuna bak. Ya bizi eğlendirmek için dans etsin. Şoker, bu ses sana daha çok yakıştı. Yüce Kuline gerçekten çok akıllı. Şoker için daha güzel bir ceza olamaz. Hadi dans et, eğlendir bizi. Evet, hadi. Hadi, hadi. Evet. Güzel. Aferin Şoker, aferin. Kulina! 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 Şoker bizim isteklerimizi yerine getirmiyor. Her şeye itiraz ediyor. Bu doğru mu Şoker? Ama Kulina ya, yeter ya. Sürekli bıktım ceza almaktan. Yaşasın, sesim, sesime kavuştum. Yeniden konuşabiliyorum. Hepinize soracağım, hepinize soracağım. Kulina ya, neden hep ben ceza alıyorum? Söyler misin? Ha? Bıktım ama. Çünkü sen hep kötülük peşindesin. Senden başka herkes buranın kurallarına uyuyor. Herkes iyi kalpli ve sevgi dolu. Buranın düzenini senden başka bozan var mı? Söylesene Şoker. Ne yani? Günah keçisi yine ben mi olacağım yani? E iyi olmadığın müddetçe bu cezaları almaya devam edeceksin. Evet. Göreceksiniz ama. Günün birinde bu durum değişecek. Bana böyle davrandığınız için çok pişman olacaksınız. Ne yapalım? Biz senin gibi değiliz. Sen kötüsün, biz iyiyiz. Cezanı çek, tamam mı? Görürsünüz. Hadi bakalım. Doğru bahçeye. Bizi eğlendireceksin. Hadi.
Haksızlık ama bu ya. Hadi şekere. Şimdi ya. Ay, ay. Ödümü kopardın. Ne bağırıyorsun? Süper bir şey bu. Ay Merve ya. Ne olduğunu söylesene, bağırmasana ya. Bak kalbim yine pır 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 atmaya başladı, ona göre. Merve, yarın ayın 17'si. Ne olmuş yani? Ay, Hakan'la nişanlanmamızın 2. yıl dönümü. Şu salak Nana ile uğraşmaktan neredeyse nişan yıl dönümümüzü unutuyordum. Ay Merve, Hakan'a ne hediye alsam acaba? Kredi kartlarım da full dolu vallahi. İstersen ben sana borç veririm. Ay Merve, ne kadar iyisin hayatım ya. Ay bu yıl dönümü hem Hakan'la yakınlaşmam için hem de evliliğe bastırmam için mükemmel bir fırsat olacak. İnşallah inşallah. Ay yarın olsa keşke hemen şimdi. Burası tamam. Burası da. Ellerinize sağlık kızlar. Akif Bey birazdan gelecek. İş karar aşamasında sayılır artık. Hakan, neden yüzün asık canım? Kimin? Benim mi? Şey, yok bir şey, sadece biraz düşünüyordum. O zaman ben şunları muhasebeye vereyim de bir kontrol etsinler. İyi, hadi ben de çıkayım. Ay! Kesin yarın için bana bir hediye alacağını düşünüyor. Kesin kesin. Ay çok romantik. Ay ne olacak acaba? Ay bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Geldin mi sen? Ne yapacaktım abicim? Burası benim de odam. Allah Allah. Of, çok heyecanlanıyorum. Şu işi inşallah alırız. Hiç olmazsa şimdi beni rahat bırak. Biraz sonra müşteri gelecek. Asıl şimdi burada olmam gerekiyor. Çünkü o adam üçkağıtçının teki. Ve sen bunu biliyorsun. Yeter, rahat bırak. Üf. Hakan, ne oluyor? Yine başladık mı yoksa? Hayır yok. Şurada bir sinek var, dayanamadım ona bağırdım. Dolanıp duruyor burnumun ucunda. Adamın malzemeden çalacağını, müşterileri kandıracağını bal gibi biliyorsun. Evet ama işi ben yaparsam belki buna engel olurum. Sen kendini kandırdığının farkında mısın Hakan? Evet haklısın ama arkadaşlarım işe almaya o kadar istekli ki sanki onlara ihanet edecekmişim gibi geliyor. Aklım yerinde değil sanki. Hoş, kesinlikle değil. Yoksa senin gibi bir hayalette konuşuyor olur muydum? Bugün amma sinek dolmuş odaya hayret. Her şey mükemmel görünüyor. Bence bu iş tamam. Ah, harika. O zaman bunu bir yemekle kutlayalım. Ne dersiniz? Bence çok iyi olur. Ama sizden istediğim yine bu yemeğin Hakan Bey'in evinde gerçekleşmesi. Geçen gece yediğim yemeklerin tadı hala damağımda. Elbette, nasıl isterseniz. O zaman yarın akşam diyelim mi? Mükemmel. Ne yapalım? Nişan yıl dönümümüzü bu olayla beraber kutlarız artık. Ne yani? Bu işi kabul ettin, bir de kutlama yapıyorsunuz öyle mi? Hani sen de bu adamın güvenilmez olduğunu kabul etmiştin? Neden karşı çıkmıyorsun? Karşı çıkıyorum. Hiçbir şey söylemedin. Hakan, kendine gel. Pardon, neye karşı çıkıyorsunuz? Ben yani isterseniz dışarıda da yemek yiyebiliriz demek istemiştim. Yoo, sizin yardımcınızın mutfağı çok iyi. İşte korkaksın. Hayır. Yani Nana çok güzel yemek yapar. O halde yarın akşam görüşürüz. O zaman ben sizi geçireyim. Tabii sen geçir. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Buyurun. Ne yaptın? Korkaksın işte. Ay ne güzel değil mi hayatım? Bundan güzel bir yıl dönümü hediyesi olamazdı. Hem sözleşmeyi imzalarız hem de kutlama yaparız. Yıl dönümü mü? Nişanlılığımızın 2. yıl dönümü. Unuttuğunu söyleme sakın. Bal gibi unuttun. Hadi kaçamak bir cevap daha ver. Hayır. Aa canım. Unutmayacağını biliyordum. Ya canım, şimdi bu yıl dönümü kutlaması da nereden çıktı canım? Sonuçta Akif Bey bir müşteri. Yani uygun olacağını sanmıyorum. Aşk olsun Hakan. Ne yani, yıl dönümümüzü öylece geçiştirecek miyiz? Başka zaman kutlarız canım. Başka zaman kutlarsak bu yıl dönümü kutlaması olmaz Hakan. Çünkü bizim yıl dönümümüz yarın. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksin? Sana ne? Aa, bana ne? Çünkü bu ikimizi ilgilendiren bir konu Hakan Bey.
Yok yok, hayır, öyle demek istemedim. Yani sonra baş başa kutlasak daha iyi olmaz mı? Sen bu yıl dönümünü kutlamak istemiyorsun. Çünkü işlerin giderek resmiyete yaklaşması hoşuna gitmiyor, öyle değil mi? Benimle evlenmek zorunda değilsin. Ama bunu şimdi, şu anda söyleyeceksin, tamam mı? Artık daha fazla beni oyalamanı istemiyorum. Hadi o zaman çekinme. Seninle evlenmek istemiyorum Simge'de. Hadi söylesene. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Başkası var kalbinde desene. Bunu nasıl söylerim? Delirdin mi? Aşkım, biliyordum. Biliyordum. Benimle evlenmek istediğini biliyordum. Daha ne kadar böyle idare edeceğini sanıyorsun? Ah Hakan, ah! Emre, nasıl gidiyor bakalım? Ne nasıl gidiyor? İş güç değil herhalde. Dersleri nasıl gidiyor? Ha, iyi sayılır. Sayılır öyle mi? Müdürümüzün geri dönmesi çok iyi oldu. Ne o? Sana ceza veriyor diye şikayet ederdin. Yok yok. Nadir öğretmenin müdürlüğünden sonra onun değerini çok iyi anladım. Bizim müdürümüz bal gibiymiş. Singici dişler geldi. Baba, onlar bizim evimize taşınsınlar. Niye boşuna kira veriyorlar? Zaten 24 saat bizdeler. Buyurun evladım. Merhaba, iyi günler. Ben Pelin. Aa, Biber, Biber, gel buraya. Biber. Annesi bir şey sevebilir miyim? Sevebilir miyim? Çok özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Birden elimden kaçtı. Ben... Hadi sene kızım, geç kaldık. Ya uykumu alamadım ben. Anneciğim, köpek! Ay, herkesi tedirgin ettim. Ben Pelin. Yeni komşunuzum. Karşı eve taşındım. Sizinle sadece tanışmak için... Memnun oldum. Hoş geldiniz. Daha önce bir yerde karşılaşmış mıydın? Yok, hiç sanmıyorum. Ördüm, köpeğinizi dolaştırmama izin verir misiniz? Ben çok iyi dolaştırdım. Hiç köpeğin olmadı ki, nasıl dolaştıracaksın? Ama arada bir sevebiliriz, değil mi? Tabii ki. Cicişler ısırır falan, Allah korusun. Aa. Merak etmeyin, ısırmaz. Hem tüm aşıları tamam. İstediğiniz zaman sevebilirsiniz de, gezdirebilirsiniz de. Yaşasın. Neyse ki sizin sayenizde çocuklar çok mutlu olacaklar. Ben evde hayvan beslemeye pek sıcak bakmıyorum da. Ama bu biberden sonra ben değiştirirsin babiş. Yani. Baksana babacığım, ne tatlı. Gerçekten çok şeker. İyi ki komşu olduk Beyin abla. Bak gör. Çocuklar bir iki gün o köpekle vakit geçirsinler. Hemen baba bize de al demeye başlarlar, gör. Yok, hayatta olmaz. Canım, çocuklar istiyorsa? Volkan, köpek almak büyük sorumluluk. İki gün gezdirecekler, üçüncü gün herkes birbirine atacak. Çocuklar biraz büyüsün, düşünürüz. Şimdi hatırladım, rüyamdaki kız. Bugün eve gelen sendin. Hakan, iyi misin? Neler diyorsun? Pelin Hanım gelmiş ya, bizim köpekli komşu. Görmüyor musun? Hakan, kendine gel. Burada bizden başka kimse yok. Nasıl yani? Onu görmüyor musun? Hakan, ya endişelenmeye başlıyorum ama. Ah be Hakan, bana cevap verip durma. Adın deliye çıkacak ona göre. Sana söyledim ya, beni senden başkası göremez. Benden ne istiyorsun? Dün gece anlattım ya, senin bu kararsızın. Duygularını açık açık söyleyememen canımı sıkıyor. Buna son vermen için buradayım. Anlaşıldı. Ben kesin deliriyorum. Hakan, şaka yapıyorsun değil mi? Hadi ama. Seni yakıp açı hastaneye götürmesini istemiyorsan şaka yaptığını söyle. Tabii. Şaka yaptım. Nasıl oynadım ama? Bir de bana çocukça hareketlerim var dersin. Bazen sen benden betersin vallahi. Zaten canım sıkkın. Canım mı sıkkın? Ne oldu? Aman aynı terhane. Annemle Merve son günlerde yine çok gergin. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya bana bir akıl ver ne olur. Merve abartıyor değil mi? Belki de annemin bana olan sevgisini kıskanıyor. Ne dersin? Haklısın. Merve'nin biraz da alttan alması lazım. Hop! Bu senin gerçek düşüncen mi? Yoksa arkadaşını kırmamak için böyle diyorsun? Ya rahat bırak beni. Hakan, ayıp ediyorsun ama. Alt tarafı fikrini sordum. Söylemek istemiyorsan söyleme. Hadi gerçek düşünceni söyle ona. Hadi. Tamam. Kızın hiçbir suçu yok Volkan. Annen sürekli tepenizde. Ve her şeye burnunu sokuyor. Ha şöyle. Tamam. Ama asıl kabahat senin. Bu kadar ana kuzusu olunmaz ki canım. Abicim neler diyorsun? Fikrimi sordun, söyledim. Niye bozuluyorsun şimdi? Bugün sende bir gariplik var ya, hadi hayırlısı. Ben şantiyeye gidiyorum ya. Ana kuzusu ha? Yok, sen gerçek olamazsın.
Hem ne istiyorsun benden? Allah'ım kesin deliriyorum ben şimdi. Delirmiyorsun. Ben senin için buradayım. Şimdi gözlerimi kapatacağım. Açtığında sen burada olmayacaksın. Evet. Şimdi kapatıyorum. Gözlerimi tamam. Kapatıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Kapat. Kabus bu, kabus. Biri mi bağırdı? Ben duymadım. Ay, bir köpekli komşumuz eksikti. Ay, delireceğim vallahi. Ay, ne zararı var el alemin köpeğinin sana? Ne zararı var olur mu Merve? O iki sıçan köpeğe bir yapıştılar ki sorma. Bak gör, yarın bir gün Nana ile birlik olup Hakan'a bir de köpek aldırırlar. Ay, zaten Özge köpekten korkuyor. Ben o eve gitmem diye tutturursa ben ne yaparım söyler misin? E bak, o zaman başka işte, haklısın. Ay, zaten hayvanlardan hiç haz etmem. Niye öyle diyorsun? Volkan bana bir kedi alsa çok sevinirim vallahi. Ay, ne güzel olurdu. Ben ne yapacağım peki seninle? Hep böyle burnumun dibinde mi dolaşacaksın? Bu sana bağlı. Nasıl yani? Duygularını doğru ifade etme konusunda kendine ve etrafındakilere dürüst davranırsan ben de hemen giderim. Ne demek şimdi bu? Geçen akşam evine gelen şu iş adamı mesela. Üçkağıtçının teki olduğunu bildiğin halde arkadaşlarının etkisiyle işi kabul ettin. İşin hatırına Simge'nin Nana'yı ezmesini bile sineye çektin. Ama iş görüşmesiydi, ne yapabilirdim? Kendine dürüst ol önce Hakan. Yalnızca kendine. Sonra karar vermen çok daha kolay olacak. İnan bana.